Üzerlik tohumu nasıl bizim vücudumuzdan engellerin tökülmesine ve belgamın atılmasına yardımcı olur? Evet, üzerlikin içindeki vitamin minerallardan ve bazı alkaloidlerden dolayı üzerlik tohumu eleyebilir bizim vücudumuzda bazı engellerin atılmasına ve bizim vücudumuzda çox bəlğəmlərin atılmasına bizə çox yardımcı olur. Çün, geleneksel tibbin baxışından üzərlikin mizacı sıcaq və qurudur. Ondan dolayı onlar ki, mizacları çox soyuyub, özəlliklə soğuk və nəmli olub, soğuk və quru olub, bunlara çox-çox fayda sağlar. Özəlliklə o insanlar ki, bağırsaqlarında soda qeyri-təbii çox alıb, bunu su ilə birlikdə tüketmek onlara çox-çox fayda sağlayacak. Yəni onları ki, beyinlərində bəzi sıkıntılar var, bəzi epilepsilər, bəzi depresyonlar və bəzi ayrı beyin sıkıntıları ki, mənşəyi bəlğəm qeyri-təbiidir və insanın vücudunda bəlğəm qeyri-təbii çox alıb, soda qeyri-təbii çox alıb, üzərlik tohumunu yutmak onlara çox-çox yardımcı ola bilir. Amma onlar ki, mizacları sıcaq və qurudur, bunlara çox zərər verər. Hətta onun koklaması da, onun yaxmasının dumanı da onlara zərər verə bilir. Amma o insanlar ki, vücudlarında bəlğəm çoxdur, ya ağız yerlərində bəlğəm çoxdur, bunlar hər gecə 45 gecə boyunca hər gecə bir tadlı qaşıq üzərliyi bir bardaq su ilə yutalar. Mutlaqa çeynənməyəcək, sadəcə yutmaq bunlara çox-çox yardım edə bilir. Bunu çeynəmək eləyə bilir insanlarda bəzi halasyonlara səbəb ola. Onlar, özəlliklə o qardaşlarım ki, mizacları çox sıcaqdır, onlarda mutlaqa bunu tüketmek zarar verir ve bu halosyonları onların vücudunda çok aldar. Ama onlar ki vücudlarında belgem geri tabii çok alıp, özellikle ağız yerlerinde çok alıp ve bu şekilde her akşam yani kilolarına göre, yaşlarına göre bir çay kaşığı ya bir tatlı kaşık o da 40 geze 45 gezene fazla. Bu miktarda bir bardak suyla yutmakları onların ağız yerden belgemin atılmasına çok yardımcı olur. Ya onlar ki erken boşalma sıkıntıları var, onların erken boşalmasının geçmesine onlara çok yardımcı olur. Ya onlar ki geceler idrarlarını kontrol edebilmiyorlar, hatta bazen yerlerini ısladırlar, bunlara da çok yardım edebilir. Ama unutmayaq ki, hər şeyi fazla tüketsək və mizacımıza uyğun olmasa tüketsək, bizim vücudumuza fayda yerinə zərər verər. Hanımefendilər ki, çocuklarını emdirirlər və onların da vücudlarında soğudayı qeyri-təbii çox alıbdır və soğudayı qeyri-təbiinin artışından dolayı onların sütləri azalıbdır. Onlar da eləyə bilirlər 40 gecə, 45 gecə bir tadlı qaşıq üzərlik tohumunu bir bardak suyla sadəcə yutmakları onların sütlerinin çoxalmasına yardımcı ola. Bu şəkildə üzərlik tohumunu yutmak, hətta onlar ki siyatik ağrıları var, onların ağrılarının geçməsinə də çox yardımcı olur. Ya onlar ki bəvasirləri var, onlara da çox fayda sağlaya bilər. Dedim, amma heç zaman ifrat etməyəcəyik və mizacımıza görə bunu tüketəcəyik. Onlar ki sık-sık idrara sıkırlar, idrar kontrolları onlarda azdır, eləyə bilirlər. Hər gün sabah aç qarına bir çay qaşığı bu tif tohumu və bir çay qaşığı üzərlik tohumunu bərabər katıb bir bardak kaynayıb ılıqlanmış su ilə içmək onların sık-sık idrara getməsinin kontrol etməkdə onlara çox-çox yardımcı ola bilir. Üzərliki döyüb, un halinə getirib və sızma susam yağının içində bir 3 həftə bəklətmək və sonra bunu süzgəçdən geçirib və masaj şəklində tüketmək o insanlar ki, vücudlarında əkləm ağrıları var, kimik ağrıları var, ya kireçlənmə var, bunlarla masaj vermək onlara çox-çox yardımcı olur. Ya onlar ki,
ellerinde, boyunlarında fıtık var, ağrı var. Bu ağrıların azalmasına çok çok yardımcı olur. Ya hatta o kardeşlerim ki epilepsileri var, unutkanlıkları var, Alzheimer var, Parkinson var. Bu yağı omurgaların üstüne, kulaklarının önüne, arkasına ve başlarına masaj vermek, ayak altına masaj vermek onlara çok fayda sağlayabilir. Eğer evinizde çiçek besliyorsunuz ve çiçek saklıyorsunuz ya bahçeniz var ve onlara böcek gelir, eleyebilirsiniz. Bu üzerlik tohumunu ezersiniz, kaynar suda demleyesiniz ve sonra süzgeçten geçirip espri yapmak bu böceklerin geçmesine çok çok yardımcı olabilir. Soğuk ve rutubetli bölgelerde eğer bir yaygın virüsler var, eleyebilirsiniz. O evde, o bölgede biraz üzerikin tohumunu yakmak ve onun dumanını vermek de buna çok fayda sağlar. Ama bunu unutmayın ki, onlar ki mizaçları sıcak ve kurudu. Üzeriği yakıp dumanını koklamak ya hatta onu yemek eleyebilir onların vücuduna çok zarar vere ve onların vücudunda şikayetlerini çok alda. Bes lütfen her şeyi mizacınıza göre tüketin ve eğer özel bir hastalığınız var mutlaka her bitkini tüketmeden doktorunuzun fikrini alın ve onun fikrine göre onu kullanın ta inşallah güzel sonuçlar alasınız ve güzel faydasını görersiniz. Ve lütfen bunu da unutmayın ki biz o zaman bitkilerden eleyebilirlik fayda alak ki sağlık kurallarına dikkat edek. Sağlığın aldığı kuralları ki var ve bu konuda kitabımız da var ve bazı videolarda bunu açıklamasını yapmışam. Mutlaka evvel onlara dikkat edin. Ondan sonra bitkilerden faydalanın. Bitkilerden o zaman faydalanırsınız ki sağlığın bu kurallarına dikkat edersiniz ve o bitkini mizacınıza göre normal şeklinde kullanasınız. Umuram her şeye dikkat edersiniz ve sağlığınızı koruyasınız. Hoşça ve sağlıkla kalın.